Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz 2019 model Hyundai Kona 1.6 dizel. Dostlar aracımız 2019 model, dediğim gibi 1.6 litre hacmine sahip turbo beslemeli dizel bir makine görev yapıyor kaputunun altında. Aynı zamanda 7 ileri DCT, yani çift kanama bir şanzımana sahip bu otomobil. 1.6 litrelik bu motor 136 beygir güç ve 320 Nm civarında bir tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1400, yani 1350'lerle 1500'ler arasında değişiyormuş donanım özelliklerine göre. Bu biraz daha 1400-1500 arasında olması lazım. 0'dan 100 km hızlanması fabrika verilerine göre 10.2 saniye. İyi, hızlı bir otomobil. Hemen şöyle ön taraftan başlayalım. Bu arada 360-370 litrelerde bir bagaj hacmi ile birlikte geliyor Kona, onu da hatırlatmış olayım ve ön taraftan başlıyorum aracın detaylarına. Burada gündüz ledleri ve sinyallerimizi görüyorsunuz. Oldukça güzel gözüküyor. Alt tarafta mercekli farlarımız var arkadaşlar. Böyle alta gizlemişler. Yani gizlememişler aslında ama güzel, şık duruyor. Kimisi çok beğeniyor, kimisi hiç beğenmiyor. Bence hoş duruyor. Şu alt tarafta hava giriş çıkışları var. Böyle diğer tarafını görebiliyorsunuz buradan. Bunlar gerçek, yani esah hava girişleri. Burada sis lambalarımız var ortada. Ben biraz bu kısmını çok fazla sevemedim açıkçası. Şu krom kaplamalar göze oldukça hoş geliyor. Buradaki panjur kaplamasının rengi de çok güzel. Yine aynı zamanda burada tamponu kaputun biraz üzerine almışlar. Yeni tasarımların tamamı böyle. Yan tarafa doğru geçelim. Burada böyle yansıtıcılarımız var gördüğünüz gibi. Yan tarafta toplamda 5 kollu ama her kolu 2'ye ayrılmış 235-45-18 jant lastiklerimiz var. Burada dikkat çeken detay, tamponun altında, çamurlu kağızlarında, alt tarafta ve arka tamponda dahil olmak üzere çamurlu kağızlarla birlikte komple plastik kaplı. Evet, görüyorsunuz Hyundai test aracı bu, test ettiğimiz araç. Sivas Hyundai'ye teşekkür ediyorum. Ne zaman gitsek araba veriyorlar bize, herhangi bir sorun yok. Bizim için de gayet güzel oluyor. Bu arabalara erkenden binmiş oluyoruz. Burada böyle küçük koymuş bir tane led var görüyorsunuz. Sinyal lambamız yer alıyor. Arka tarafına doğru geçiyorum şimdi. Yine yan tarafta görüyorsunuz çamurluklar biraz çıkıntılı. Kapıların üzerinde böyle farklı girintiler, çıkıntılar var. Bu arka çamurun üzerinde iki tane farklı girinti, çıkıntı var. Bunlar biraz farklı duruyor. Arka tarafta yine üst ve alt olarak ikiye ayrılmış stop gruplarını görüyorsunuz. Buradan bagajını bir açalım şöyle. Aynı zamanda burada arka park sensörleri falan var. Şu çift renk kaplamalar falan arabanın bu rengiyle beraber oldukça güzel gözükmüş. Bagajı biraz daha büyük olabilirdi ama oldukça düz, güzel bir tasarımı var bu bagaj kapağının. Şurayı açtığınızdaysa burada yine birçok malzeme sağına soluna koyabileceğiniz küçük bir stepleriniz var arkadaşlar. Görüyorsunuz koltuklarımız 60'a 40 oranında yatabiliyor. Aynı zamanda bagaj kapağının üzerinde bir tutamağımız da mevcut ve bu otomobilde pandizot var. İlk gelenlerinde yoktu. Kapatalım bagaj kapağı, ama çok ağır, yani bayağı bir ağır. Hemen şöyle bakalım. Bu arada arabada anahtarsız giriş ve çalıştırma var arkadaşlar. Kör nokta, mör nokta, şimdi onlara değineceğim birazdan. Şuradan basıyorum. Aynalar açıldı. Arabam açıldı. Açılış hissiyatı biraz zayıf ama kapanış hissiyatı güzel. Burada dokulu böyle sert malzemeler. Kolumu dayadığım yerler yumuşacık. Şuralar yumuşacık. Burada küçük bir kapı içi gözümüz var. Yine içeri bakalım. Koltuklar efsane abi. Ben koltukları çok beğendim bu arabada. Şöyle görün sizde. Aynı zamanda bu emniyet kemerleri de kırmızı olunca oldukça şık durmuş. Tavanımız tabii yine antrasit, şöyle göstereyim size. Derilerin kaliteleri oldukça güzel. Bunları da bayağı bir beğendim. Bu koltuğun ortasında üzerinde iki tane bardaklık olan bir kol dayamamız mevcut. Orta tarafta çok az bir şaft tüneli var arkadaşlar. Hemen ön tarafa bakalım. Ön tarafta da benim arkadan ön tarafa bakış açım tam gözümün önünden bu şekilde. Biraz yukarıda oturduğum doğrudur. Tutacaklarımız şöyle göstereyim size. 3 tane toplamda. Şurada sunroof'un mekanizmasından dolayı bir alan var. Ama şöyle de göstereyim. Kafamı da görmüş olursunuz. Benim boyum 1.78. Baş mesafesi güzel ama şura biraz önüme engel oluyor. Diz mesafesi de şöyle. Burada da yine rahatım dostlar. Yine aynı zamanda koltukların arkasında burada bir tane ve şurada bir tane filemiz mevcut. Ayarlı emniyet kemeri mandallarımız da var arkadaşlar. Ön tarafa doğru geçelim. Bu arada bu araba Elite Smart Kırmızı diye geçen bir pakete sahip ve fiyatı da 162 bin lira liste fiyatı, ama tabi pazarlık falan yaparsınız illaki. Hemen ön tarafa geçiyorum. Burada yine
Kapı hissiyatları biraz daha güzel. Yine kapı yüzeyleri arkadakiler gibi, koluma dayadığım yerler yumuşacık arkadaşlar. Burada işte yan ayna ayarlarınız vesaireniz mevcut. Kapı kilit tuşunuz, cam kilidiniz, cam açma kapama tuşunuz var. Şura bir göz olarak kullanılabilir. Aynı zamanda küçük de olsa bir kapı içi gözümüz mevcut. Burada yine koltuklarımız oldukça güzel. Yani şöyle göstereyim size. Ben bu koltuklara bayıldım. Burada derinlik, yükseklik, sırtlık ayarı ve ileri geri ayarları var. Benzin depo kapağı buradan açılıyor. Hemen geçiyorum ön tarafına. Burada dostlar şuralar sert plastik komple. Buraların hepsi sert ama böyle biraz böyle hafif bir yapışkan sert gibi. Hani yumuşak sert gibi farklı bir dokusu var. Şuralar biraz daha sportif detaylar. Buralar yumuşak ama onu söyleyeyim size. Burada havalandırma menfezlerinin etrafındaki kırmızılar, şanzıman kolunun etrafındaki kırmızılar oldukça güzel gözüküyor. Şimdi göstergelerimiz şu şekilde. Bagaj kapağı açık diyor. Ben onu bir kapatayım öncelikle. Şuradaki havalandırma menfezlerini de göstereyim. Yine kör noktamız falan burada var. Kör nokta uyarı sistemimiz. Far yükseklik, alçaklık ayarlarımız. Hepsi burada yer alıyor. Burada kadranlarımız daha güzel olmuş. Şurada bir tane şöyle engin start stop tuşu var. Buna frenle birlikte basınca araba şöyle çalışıyor kibar bir şekilde. Buradaki ekranın netliği falan oldukça güzel arkadaşlar. Yine buradaki ekranı şu sol taraf, sağ taraftaki tuşlar vasıtasıyla kumanda edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Birçok kapı ayarları, aydınlatma ayarları gibi birçok ayara ulaşabiliyorsunuz buradan, bu menü üzerinden. Mesela pratik ayarlar diye aynayla karşılama, kablosuz şarj vesaire, bunları da ayrı bir şekilde ayırmaları hoşuma gitti. Pratik ayarlar menüsüne girip birçok şeyi oradan yapabiliyorsunuz yine. Ek özellikler içerisinde yakıt ortalaması, sıcaklık birimi, lastik basınç birimi gibi şeylerin ayarları da mevcut. Onlar da gayet güzel olmuş arkadaşlar. Şuradan ben biraz da klimamı açayım çünkü hava bayağı bir sıcak. Bu ekranın netliği benim acayip hoşuma gitti. Otomatik farımız, otomatik sileceğimiz mevcut. Burada Bluetooth telefon tuşunu görüyorsunuz. Bir sesli komut tuşumuz var. Android Auto ve Apple CarPlay'i destekleyen bir telefonu USB kablosuyla bağlanması durumunda kullanılabilir diyor. Gördüğünüz üzere onu da söylemiş olduk size. Şunu biraz kısalım. Anahtarsız çalıştırmamızın olduğunu söylemiştik. Buradaki ekran mesela yeni laptop ekranları gibi mat bir ekran kullanmışlar. Yani mat dediğim parlak olmayan değil, yansımayan. Mesela bu açıdan bakınca da görüyorum. Laptoplarda yeni mat IPS ekranlar kullanıyorlar. Onlara benzer bir ekran var burada. Oldukça da güzel bir ekran. Buradan isterseniz fiziki olarak radyo medya arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Şurada home tuşuna bastığınız zaman ana menü geliyor. Burada telefon ayarlarına geçebiliyorsunuz. Veya ayarları buradan tuş vasıtasıyla geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda dokunmatik bir ekranımız var. Yine o ayarlara burada ekran üzerinden de geçebiliyorsunuz. Buradan da bazı bu ekranla ilgili tarihle, saatle, ana ekranla ilgili verileri ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. O da gayet güzel. Mesela şurada Hyundai ekran koruyucu falan da var. İsterseniz bunları da seçebiliyorsunuz. Analog bir saat seçelim. Benim hoşuma gider o. Şöyle geri diyelim mesela. Kapatalım abi. Şöyle analog saatimiz çıktı. Oldukça güzel gözüküyor. Altında da bir tarih var. Burada havalandırma menfezleri, dörtlü flaşör ortasında. Şurada tek taraflı dijital bir klima var. Keşke çift taraflı olsaydı dedim. Şu alt tarafta bir tane şurada bir gözümüz var. Aynı zamanda şurada bir kablosuz şarj özelliği olan gözümüz mevcut. Burada bir tane görüyorsunuz şarj soketi var. Yani USB'yi buradan şarj edebiliyorsun USB'den. Burada da hızlı şarj ediyor. O da güzel bir detay. Şu arka tarafta 7 ileri DCT şanzımanımızın kolunu görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bazı tuşlar var. Şurada işte yokuş iniş destek sisteminin tuşu var. Böyle bir sistemimiz var araçta. Park sensörü on off tuşumuz burada yer alıyor. Aynı zamanda burada mesela bir tane start stop ya da stop start ayar tuşumuz mevcut ama o ekranda açık kapalı bir şey demiyor. Şurada dry mode diye bir özellik var. Dry mode'a basınca eco, sport ve konfor arasında geçiş yapıyor. Tabi bu biraz daha gaz tepkileriyle alakalı geçişler yapıyor. Biz sportta kullanalım bakalım neler sunacak bize sportta Kona. Sport olunca tabi burada gördüğünüz gösterge kadranları kırmızı oldu. Dry konfort modunu aldığım zaman mavi oldu. Eco'yu aldığım zaman da yeşil oldu. Keşke şu detaylarda, etraftaki mavi detaylarda değişseydi daha güzel olurdu. Arka tarafta iki tane bardaklığımız var. Şurada ileri geri gitme özelliği olmayan ama böyle güzel yumuşak plastikle kaplı, içi de iyi sayılabilecek bir kol dayamamız mevcut. Bu sağ tarafta da arkadaşlar bakalım bir tane şöyle bir torpido gözümüz var. Işıklı bir torpido gözü bu. Gayet iyi, yeterli. Yukarı doğru çıkıyorum.
Yukarıda burada ışıklı makyaj aynalarımız, yine bu tarafta ışıklı makyaj aynalarımız. Otomatik kararan iç ayna yok. Benim i20'de var, keşke olsaydı daha güzel olurdu. Burada bir gördüğünüz gibi bardaklığımız var dostlar. Ve şurada da bir tane şöyle açılabilir sunroofumuz mevcut. Şöyle de kapatalım geri. Perdesi manuel sunroofun, ondan bahsetmiş olayım. Kona'nın iç dış detayları böyleydi. Şimdi kameralarını bağlayalım. Bakalım sürüşte bize Kona neler sunacak, onlardan bahsedeyim size. Görüşürüz. Sağ ön koltukta derinlik ayarı yok bu arada. Ondan da bahsetmiş olayım arkadaşlar. Es geçmeyelim. Buraya bakmadım burada. Ha, göz var gibi de yokmuş. Şimdi Kona'dan başlayalım hemen yine detaylarından. Görüş açılarımız çok güzel. Herhangi bir problem yok. Bu konsol çok uzun değil, çok kısa değil. Birçok farklı şekilde kullanmayı seven insana uyum sağlayacağını düşünüyorum. Yani hem böyle uzak uzun konsol sevenlere hitap ediyor. Hem biraz daha böyle kısa, biraz daha ön cama, ön direklere yakın. Yani Almancılara biraz daha hitap ediyor. İkisini de birlikte sunabilmiş Kona burada. Görüş açılarımız her taraftan gayet güzel. Herhangi bir sorun yok. Jestunlarım birazcık kalın geldi sadece. Başka herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki konsol yerleşimi, direksiyon üzerindeki bu delikli dikişli deriler, işte sağdaki soldaki kırmızı detaylar, hem çok böyle boğmamışlar kırmızıya. Özellikle koltukların üzerindeki derinin görüntüsüyle, ortadaki kumaşın görüntüsüyle bu kırmızı dikişler oldukça güzel olmuş. Pinobilek kaplamalar havan arınma menfezlerinin etrafında ve direksiyonun alt kısmında var sadece. Bu da çok fazla boğmadıkları anlamına geliyor. Aşırı derecede hiçbir şeyden kullanmamışlar ama sportif ögeler gayet güzel. Aynı zamanda kapı açma mandalları da burada. Pinobilek olunca biraz daha tatlı durmuş. Direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarı mevcut arkadaşlar. Bu otomobil içerisinde ben toplamda 6 tane airbag saydım. Oturuş pozisyonum bir tık yukarıdayım. Mesela şu an koltuk en aşağı pozisyonda. Bir tık yukarıdayım. Ve sağ ön koltuk da sol ön koltuğun en aşağı olduğu pozisyonda sabit duruyor. Derinlik ayarının olmadığını söylemiştik ya. En aşağıda tutmuşlar. Yani uzun boylularda, kısa boylularda oturabilir. O manada güzel. Araçta genel böyle bir şey var. Sakinlik, bir dinginlik var esasına baktığın zaman. Böyle hiçbir şey aşırı sesli falan filan değil. Oldukça benim hoşuma gitti aracın bu yönü. Sakin kullanmak isterseniz mükemmel huzurlu bir araba ve birazdan gazladığım zaman gazlayınca nasıl olduğunu da size anlatmış olacağım. Süspansiyonlarımız sert arkadaşlar ama böyle sesli falan çalışmıyor. Gayet güzel sertler. Arabayı hem virajlarda böyle birden tek parça hareket ettirebiliyor hem de böyle inanılmaz konforsuzluk sunmuyor. Hani bazı sert süspansiyonlar eskiden genelde öyleydi. Sertse süspansiyon böyle çukura falan girdin mi araba böyle kendini bırakırdı yani böyle leh diye. İnerdi yani yere takır tukur. Bunda öyle değil. Sert ama çok güzel sert yani. Öyle tarif edeyim size. Aracın bu arada yalıtımı arkadaşlar hiç fena değil. Motor sesi çok az geliyor. Mesela şöyle. Bakın. Benzinli sesli bir motor gibi. Hatta benzinli çok sesli bir motor gibi de değil. 4100'lere kadar çeviriyor. 120 bile olduk şu an. 130 olduk. Bayağı iyi de gidiyor araba. Aynı zamanda çok da ses olarak iyi, ideal, hoşuma gitti. Rüzgar sesi yaklaşık olarak 110'dan sonra falan gelmeye başlıyor. Biraz bu yanlardan, biraz sunroof tarafından geliyor. Ama böyle 130'larda falan bile giderken çok ciddi rahatsız edici seviyede değil. Sadece gelmeye başlıyor. Yol sesimiz çok fazla yok ama birazcık yol sesinin geldiğini söylemem gerekiyor. Direksiyon oldukça yumuşak şehir içi manevralarda. Netliği şöyle göstereyim size. Ya yüksek bir araba biniyorum, taksi gibi neredeyse. Gayet güzel bu direksiyonun netliğini de oldukça beğendim ben. Tabii yüksek bir araba bindiğinizin farkında olmanız lazım. Yüksek süratli hızlarda, virajlarda ani hareketler yaptığınız zaman bu yüksekliğin dezavantajını birazcık yaşayabiliyorsunuz. Arabaya bir şey olmuyor. Yoldan çizgisinden çok çıkmıyor ama biraz kayma eğilimleri özellikle arka taraftan oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabii daha düşük kilometre hızlardaysanız da önden çeker bir araba olduğu için önden açılmaların olabiliyor. Mesela şu an biraz arkamıza attık gelirken. Birden ani hareketler yaptığım için arkamızı, tabii hızımız da az değildi. 110 falandı. Arabanın şöyle bir tarzı var. Normalde bu tarz bir arabada, bu yükseklikte, bu sınıfta bir arabada giremeyeceğiniz virajlara çok rahat sizi sokuyor. Ondan dolayı biraz şımarıyorsunuz içinde. Ve biraz daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Esasında yol tutuşu çok güzel. Ama dediğim gibi sizi biraz şımartıyor ve fazlasını istiyorsunuz. Ondan dolayı zaman zaman korkutucu bir hale gelebiliyor ama çizgisinden falan çıkmıyor. Elektronik müdahalelerde hızlı bir şekilde devreye giriyor. Yol tutuşundan da bahsettikten sonra
iç mekanından birazcık konuşayım. Bagajımız çok büyük değil ama çok küçük de değil. İdeal bir bagaj ama keşke biraz daha büyük olsaydı. Şöyle iki çocuklu falan aileler de bu arabaları tercih edebilirdi. Çünkü biliyorsunuz hanımlar özellikle yüksek arabaları seviyorlar ve gitgide erkekler de yüksek arabaları sevmeye başladı. Bindikçe, binebildikçe, kullandıkça. Çünkü daha hakim, daha güzel seyir zevkiyle ilerleyebiliyorsunuz yolda. Ondan dolayı artık yüksek arabalar biraz daha rövaçlı olmaya başladı. Bu arabanın avantajı çok büyük olmayan yüksek bir araba ve içi geniş. Bununla birlikte bagajı da biraz daha olsaydı daha iyi olurdu. Arka yaşam alanı, ön yaşam alanı güzel. O manada beğendim ama bagaj keşke şöyle bir 450 litre falan olaydı. Daha büyük ailelere de hitap edebilirdi kesinlikle. Ama bu hal mesela bana yeter. Benim bir çocuğum olsa bana yine yeter. Çünkü 301 litre i20'nin bagaj hacmi o bana yetiyor. Bu o fazlasına yetiyor hatta. Bu bana hala yeter. Yani bu daha fazla bir bagaj hacmine sahip. Şimdi gelelim arabanın motoruna ve yakıt tüketimine. Şuradan döndüğüm zaman basacağım. Ondan önce yakıt tüketiminden bahsedeyim size. Burada yol bilgisayarında bana arkadaşlar 22.9 kilometredir. Son 22.9 kilometredir. Bayağı gazlamalı gazlamalı. Hatta 23 oldu şu an. 9 litre yakıt tüketiminin olduğunu söylüyor. Daha uzun süreli bir yakıta geçelim. Son 386 kilometredir. 8.1 litre yakıt tükettiğini söylüyor. Yani bu ne demek? Bu arada partikül filtresinde biriken üre seviyesi diye burada muhtemelen partikül filtresinin içerisindeki o biriken partiküllerin seviyesini söylüyor. Buradaki yol bilgisayarında az önce bak gezdim o gözükmüyordu. Niye gözükmedi bilmiyorum ama şimdi çıktı. Üre seviyesi diye o partikül filtresinin doluluğunu da gösteriyor bize. O da güzel bir detay, buradan görmemiz benim şu an mesela çok hoşuma gitti. 8.1 litre dedik en son, 386 kilometredir yakıt tüketimine. Bu test aracı olan bir araba ve alan herkes arabayla gazlıyor. Öyle düşünürseniz hiç fena değil ama Hyundai'leri biliyorsunuz motorları performanslı gayet güzel giden motorlar ama bunun karşılığında biraz daha yakıt tüketen arabalar. Şehir içinde bu arabayla yaklaşık olarak 7.5 litre civarında alıp yakıt tüketenler olmuş, ortalama olarak 7 tüketenler de var. Bu benim ölçümüm değil, forumlardan aldığım ölçümler. Ve şehir dışında da 5.5'lara kadar düştüklerini söyleyenler oluyor. Şurada biraz basalım, dip gaz yaptım. Tabi turbo dizel araba, biraz geç kalktık. 70, 80, 90, 100, 10 saniye gibi gidiyor ve çok hiç zorlanmadan gidiyor. Yani çok rahat gidiyor motor ve çok bağırmıyor. Şu an mesela hop kuş çıkınca fren yaptım. 140'lara geldik arkadaşlar. 140 kilometrede hızlarda 7. viteste 2500'lü devirlerde gidiyoruz 145 kilometrede. Mesela 100 kilometre hızda şu an 7'yi atacak. 105'te 1900'lü devirlerde gidiyor. Tabi bu devir bantları gayet güzel. Özellikle uzun yolda huzurlu yolculuklar yapmanıza sebep oluyor. Bununla birlikte aracınızın partikül filtresinin biraz daha hızlı dolmasına da sebep olabiliyor. Yani ara ara böyle gaz deyip kullanmanız gerekebilir. Ondan bahsedeyim. Şöyle hemen ekranımı açayım. Partikül filtresindeki üre seviyesini görmüş olayım yine. Genel manada Kona benim hoşuma giden bir araba oldu. Eksikleri olan bir araba. Mesela bakın şöyle yani güzel viraja giriyorum ama limit birden kendini bırakıyor bazen çok zorlandığında, o bir korkutuyor. O yönünü çok sevmedim ama limitleri falan güzel yani araba, iyi öğrenirsen arabayı çok seri gidebiliyorsun arabayla. Çok hızlı gidebiliyorsun, ilerleyebiliyorsun. Kona genel manasıyla güzel. Az önce de bahsettiğim gibi 160 bin lira bir fiyatı var. Tabii fiyat etiketine bakacak olursanız şu yorumları yapabilirsiniz. Mesela bir izleyenim şöyle demişti. Biz memur insanız. 10 bin lirayı bir arada görünce 100 bin lira kredi çekip ev almanın peşine düşüyoruz. 160 lira çok para diyebilir mesela. Ama diğer farklı otomobillere baktığınız zaman bu seviyedeki otomobillere fiyatları genel manada böyle. Hyundai çok pahalı değil, çok ucuz da değil artık. Eskiden daha ucuzdu. Ama arabaları da eskisi kadar basit değil. Eskiye göre çok daha güzel arabalar yapıyorlar. Şu otomobillere göre fiyatlar normal piyasada. Verilir mi? Şöyle 155'lere 150'lere falan alınabilir bu araba. Şöyle baktığınız zaman çünkü bu fiyat segmentinde bu tarz arabalar ancak alabiliyorsunuz. Hatta Japon'un diğer Japon otomobillerine baktığınız zaman veya Almanlara baktığınız zaman bu arabadan daha pahalı arabalar satıyorlar. Bunda Kona'da en mantıklı şey aslında şey olurdu. 1.0'a bir otomatik şanzımanla çok daha fazla satardı diye düşünüyorum. Ama 1.6 dizel otomatiğinin olması da hem çok ciddi avantaj hem zevkli bir motor. Ve yakıt açısından da güzel. Her ne kadar dizel yakıt pahalanmış olsa da. Kona'dan böyleydi. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.
Ve şundan da bahsedeyim, mesela arabada hızı da çok fark etmiyorsun. O da seni mesela biraz şey yapıyor, etkiliyor otomobilin limitlerini aşma konusunda. Çünkü gidiyorum mesela, ya arkadaş araba böyle şey gibi, hani şu an 110'da gidiyorum mesela, 80'de 70'de gidiyormuşum gibi bir hissiyatta vermiyor değil. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada şöyle de bir geri görüş kameramız var. Muhtemelen üzerindeki şu jelatinden ve arka taraf biraz tozlandı. Ondan dolayı şu köşeler biraz buğulu gözüküyor. Güzel. Nereye döndüğünüzü gösteriyor ama biraz daha net olabilirdi bu geri görüş kamerası. Onu söylemiş olayım. Bir de ben bu arabada, bu amaçla üretilen bir arabada bir otomatik park ve ön park sensörü de beklerdim açıkçası. Bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Hatta standart olabilirdi. Görüşmek üzere.